Merhaba. Geçen dersimizde simetrili bileşenler ve dizi devreleriyle ilgili problemler çözüyorduk. Birinci ve ikinci problemimizi tam olarak çözmüş. Üçüncü problemi çözerken teknik bir arıza nedeniyle ders videomuz yarıda kalmıştı. Şimdi üçüncü problemden devam edelim. Üçüncü problem için İstenen negatif ve sıfır dizi empedans devrelerinin çizimiydi. Negatif dizi empedans devresini çizmiştik ve sıfır dizi empedans devresinin çizimine başlamıştık. O yüzden üçüncü problem için sıfır dizi empedans devresinin çiziminden devam edelim. Önce bir hatırlayalım. Problem 3'te tek hat şeması verilen bir güç sistemi vardı. Ve bu güç sisteminin sıfır ve negatif dizi empedans devrelerinin çizimi isteniyordu. Negatif dizi devreyi çizmiştik ve sıfır dizi devrenin çiziminde kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle sıfır dizi devreyi çizmeden önce sıfır dizi devredeki empedans değerlerini hesaplayalım. Yeni empedans değerlerini hesaplayacağız öncelikle. 3 tane jeneratörümüz vardı. G1, G2 ve G3. Bir nolu jeneratörümüz, iki nolu jeneratörümüz ve üç nolu jeneratörümüz. Bunlara ilişkin verilen değerlere bir bakalım. Evet, jeneratörlerin negatif ve sıfır dizi reaktansları kendi nominal değerleri baz alınarak sırasıyla %5 ve %5'tir. Yani jeneratörlerin sıfır dizi reaktansları %5 olarak verilmiş. Aynı zamanda G1 ve G2'nin nötrleri her birinin bağlı bulunduğu makine bazına göre reaktansları %5 olan akım sınırlandırıcı reaktörler üzerinden toprağa bağlanmıştır. Yani G1 ve G2 için nötr ile toprak arasına bağlanan akım sınırlandırıcı reaktörlerin değeri %5 olarak verilmiş. Dolayısıyla 0,05 per ünit ve ZG0 ile göstereceğimiz empedans değeri de yine az önce de söylediğimiz gibi o da yine %5 olarak verilmiş. Ancak bunlar eski değerlerdi. Biz per ünit değerlerde bazın değiştirilmesi kısmında yeni baz gerilim değerlerine göre yeni değerleri, yeni empedans ya da reaktans değerlerini buluyorduk. Burada da aynı şeyi yapacağız. Onun için önce baz gerilim değerlerini hatırlayalım. Bu örnekte bir nolu jeneratör devresindeki 6,9 kilovoltu baz gerilim olarak almamız isteniyor. 6,9 kilovoltu baz gerilim alıyoruz. Yani bir nolu jeneratör devresindeki şurada demek ki gerilimimiz 6,9 kilovoltmuş. Daha sonra dönüştürme oranlarına göre T1'in dönüştürme oranına bakarsak üçgen 6,9 yıldız 115. Dolayısıyla şurada 6,9'du. Dolayısıyla bu dönüştürme oranına göre iletim hatlarındaki baz gerilimimiz 115 olacak. Her ikisinde de aynı olacaktır. T2 transformatörün dönüştürme oranına bakarsanız orada da üçgen 6,9 yıldız 115. Dolayısıyla 2 nolu jeneratör de 6,9. Yeni değerleri şu anda baz gerilim değerlerini hatırlamak istiyoruz. 1 ve 2 nolu jeneratör 6,9'du. Demek ki bunların yeni ve eski baz gerilim değerleri aynı, değişmiyor. Ancak 3 nolu jeneratör devresindeki yeni baz gerilim değerine bakarsak burası 115 kilovolttu. T3'ün dönüştürme oranı 7,5'a 75. Yani şurası 75'tir. Bu indirici bir transformatör olduğu için. Burası da 7,5'tür. Demek ki 10 kat gerilimin değerini indiren, azaltan bir transformatörümüz var. 10 kat azalttığına göre buradaki 115 olan baz gerilim değeri 3 nolu jeneratör arasında demek ki 11,5 kilovoltmuş. Evet, bunu hatırlayalım. 3 nolu jeneratörün çünkü normalde gerilim değeri 13,8. Demek ki
Yeni baz gerilim değeri farklı ama 1 ve 2 nolu jeneratörlerin baz gerilim değerleri değişmiyor. Baz gücümüzü de 30 megavolt amper olarak almıştık. Baz güçte de G1 ve G2'nin yeni eski baz güç değerleri gördüğünüz gibi farklı. G3'ün ise 30. Şimdi bunlara göre sıfır dizi reaktans değerlerini, yeni değerleri hesaplarsak G1 jeneratörü için ZG0, bunun eski değeri 0,05 yani %5 olarak verilmişti. Eski baz gerilim değeri de az önce söyledim 6,9. Yeni baz gerilim değeri de 6,9. Yeni baz güç değerimiz 30 megavolt amper ama G1'in eski baz güç değeri 20 megavolt amper. O yüzden 30 bölü 20 yaparak buradan yeni reaktans değerini ZG0'ı 0,075 olarak buluyoruz. Aynı şekilde ZN'i bulacak olursak ZN neydi? Yıldız noktası ile toprak arasına bağlanan şuradaki reaktanstı. Bunun da eski değeri %5 olarak örnekte verilmiş. Dolayısıyla aynı şekilde yani şunun aynısını aslında yazmamız gerekiyor. O yüzden yazmadık. Z'ni de yine 0,075 olarak bulacağız. Ama biraz sonra sıfır dizi devresinde bunu yazarken bir jeneratörü sıfır dizi devresinde gösterirken hatırlarsanız ZG0 ve 3ZN şeklinde gösteriyorduk. Yani bir reaktansımız ZG0 iken diğer reaktans da 3 çarpı ZN diyorduk. Dolayısıyla şunun 3 katını göstereceğiz. Benzer şekilde 2 nolu jeneratör için 2 nolu jeneratörün de yine ZG0 değeri %5 olarak verilmiş. Eski ve yeni baz gerilim değerleri değişmiyor. Burada sadece değişen G2 jeneratörü için eski baz güç değerim 10 megavolt amper olarak verilmiş. Yenisi de 30'du. Dolayısıyla buradan ZG0'ı da 0,15, ZN'i de yine 0,15 olarak buluyoruz. 3 nolu jeneratör için ZG0'ın eski değeri %5. Eski baz gerilim değerimiz 13,8. Bunu hatırlarsanız az önce söyledik. G3'ün eski baz gerilim değeri 13,8 ama biz yeni baz gerilim değerini de 11,5 kilovolt olarak az önce söylemiştik. Dolayısıyla G3'ün ZG0 değerini bulurken eski baz gerilim değeri 13,8, yeni baz gerilim değerini de 11,5 kilovolt alıyoruz. Burada da yeni baz güç değeri 30 megavolt amper, eski baz güç değeri de G3 için 30 megavolt amper olarak örnekte verilmiş. O yüzden onu da 30 aldık ve G3 için ZG0 değerimizi 0,072 per ünit olarak hesapladık. Evet, iletim hatları için de sıfır dizi reaktans değerlerini hesaplayalım. Öncelikle iletim hatları için zaten gerçek değerleri sıfır dizi reaktans değerleri 250 ohm B'den C'ye, 250 ohm ve C'den E'ye 210 ohm olarak verilmiş. Ama bunlar gerçek değer. Biliyorsunuz per ünit değer gerçek değerin baz değeri oranıdır. Dolayısıyla önce iletim hatları için baz empedans değerini hesaplamamız gerekiyor. Baz empedans, baz gerilimi karesi bölü baz güçten hesaplıyorduk. İletim hatları için baz gerilimimiz 115 kV. Baz gücümüz 30 megavolt amper. Dolayısıyla baz empedansımız 440 ohm. B ile C arasındaki iletim hattı için 0 reaktans değerimiz. Gerçek değer 250 ohm. Baz değer 440 ohm. Gerçek bölü bazdan 0,568 per ünit. C ile E arasındaki iletim hattı için ise gerçek değer 210 olarak soruda verilmiş. Baz empedans değerimiz de 440 bulmuştuk. Dolayısıyla 210 bölü 440'tan CE arasındaki reaktansın per ünit cinsinden değerini de bulmuş olduk. Bulmuş olduğumuz değerleri sıfır dizi reaktans üzerinde bu değerleri yazdık.
Önce sıfır dizi reaktansının nasıl çizdiğini biraz sonra tekrar söyleyeceğim, anlatacağım. Ancak bulduğumuz değerleri önce burada gösterelim. G1 için ZG 0, 0 virgül 0,75, Z'ni ise 0 virgül 0,75 bulmuştuk. Ama G1 için evet 0 virgül 0,75, ZG 0, Z'nin ise 3 katını aldığımız için bunu 3 ile çarparak yazıyoruz. İletim hatları için bulduğumuz değerler yani 0,568 B ile C arasındaki iletim hattı, 0,477 C ile E arasındaki iletim hattıdır. Evet, D noktasına dikkat ederseniz D noktasına 2 nolu motor bağlı. Pardon, 2 nolu jeneratör. Burada motor yok zaten. 2 nolu jeneratör bağlı. 2 nolu jeneratörün değerleri 0,15 ZG 0, ZN de 0,15'ti. İşte şurada göstermişiz. 0,15. 3 ZN olduğu için burayı 0,45 yapıyoruz. 3 nolu jeneratör içinde zaten sadece ZG 0 var. 0,072. Onu da 0,072 olarak burada göstermiş oluyoruz. Şimdi sıfır dizi devresinin nasıl nasıl çizdiğimizi verilen tek hat şeması ve sıfır dizi devresini bir arada görerek anlatalım. Şu tek hat şeması ile ilişkin sıfır dizi devresi şu şekilde çizilmiştir. Bir nolu jeneratörden başlıyorum. Önce referans baramızı çiziyoruz. Şu referans baramız. Bir nolu jeneratörü sıfır dizi devresinde bir ZG sıfırla ve 3ZN ile gösteriyorum. Referans baraya bağlı 3ZN ve ZG 0 ile gösterdik ve A noktasına geldik. Şimdi A ile B arasında T1 transformatörü var. Bağlantı şekline dikkat edelim. Sıfır dizi devrelerin çizilmesini anlatırken transformatörlerin bağlantı şekline göre sıfır dizi devrelerinin nasıl olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla üçgen yıldız, ancak yıldız topraklı bir transformatör bağlantısında üçgen kısım açık devreydi. Yıldız kısım ise bir empedans üzerinden referans baraya bağlıydı. O yüzden A noktasını, üçgen olan taraf A noktası, bakın açık devre yapıyorum. Yıldız tarafta referans baraya bağlı transformatörün reaktans değerini gösterdik ve B noktasına geldik. Transformatörlerin pozitif, negatif ve sıfır dizi reaktans değerleri değişmediği için 0,12 doğrudan doğruya alıyoruz. Çünkü negatif dizi devre diyagramını çizdiğimiz zaman T1 transformatörü bakın 0,12 per ünit olarak hesaplanmıştı. O yüzden burada da doğrudan doğruya 0,12 alıyoruz. B ile C noktası arasında 100 ohmluk iletim hattı var. B ile C arasındaki iletim hattının sıfır reaktansını az önce hesaplamıştık. Bu değeri yazdık. Şimdi C noktasında gördüğünüz gibi C barası ikiye ayrılıyor. Bir 80 ohmluk iletim hattı devam ediyor. Bir de şu koldan T2 transformatörü ve 2 nolu jeneratör kısmına gelecek. Önce şu kısmı çizelim. Yani C ile E arasındaki bir iletim hattı var. C ile E arasındaki iletim hattının reaktans değerini daha önce hesaplamıştık. Bunu çizdikten sonra E noktasındayız. E ile F noktaları arasında T3 transformatörü bağlantı şekline dikkat edelim. Yıldız yıldız, bir taraf topraksız, bir taraf topraklı. Bunun sıfır dizi devresini çizerken topraksız olan tarafı açık devre yapıyorduk. O yüzden açık devre yaptık. Topraklı olan taraf F noktası ile birleştiriliyor. F noktasından, F noktasından sonra 3 nolu jeneratörümüz var. 3 nolu jeneratörün yıldız noktası topraksız. O yüzden 3 nolu jeneratörün reaktans değerini gösteriyoruz. Ancak bunu referans baraya bağlamıyoruz. O yüzden burayı açık devre olarak bıraktık. Şimdi C noktasından şu kısmı yapmıştık ama C noktası ikiye ayrılıyor dedik. Diğer kısma bakalım. C noktasından sonra
T2 transformu türü var. Yıldız üçgen ve yıldız noktası topraklı. Aslında şununla aynı, değil mi? Primer ve sekonderler yer değiştirmiş. Burada ne yapıyorduk? Yıldız noktası topraklı olan kısmı reaktansla referans baraya bağlıyorduk. Üçgen kısım açık devreydi. İşte C noktasının şu ucundan yıldız topraklı olan kısım reaktans değeriyle T2'nin reaktans değeri 0,24 referans baraya bağladık ve D noktası açık devre. İşte D noktası açık devre. C ile D arasında bir açık devre var. O zaman bakın bu açık devre olan D noktasından devam edersek D noktasından sonra iki nolu jeneratör var. Onu da referans baraya ZG0 ve 3ZN olarak gördüğünüz gibi referans baraya bağlıyoruz. Buradaki 0,15 ve 3ZN de 0,45. Dolayısıyla ZN'i de yine 0,15 olarak az önce hesaplamıştık. Şimdi benzer bir örnek daha çözelim. Problem 4. Problem 4'ü de aslında ben size ödev 1 olarak reaktans diyagramının çizimini vermiştim. Orada reaktans diyagramını çizerken reaktansların yeni değerlerini yani per ünit değerleri yeni değişen baz gerilim ve baz güç değerlerine göre orada hesaplamıştık. O yüzden burada negatif dizi devre diyagramını çizerken o değerleri tekrar hesaplamayıp negatif dizi devre diyagramı üzerinde doğrudan doğruya gösteriyoruz. Bu örnekte de verilen güç sistemi için negatif ve sıfır dizi empedans devrelerinin çizimi isteniyor verilenlere göre. Şu tek atış şeması için negatif dizi devre diyagramı, bu tek atış şemasına ilişkin pozitif dizi devre diyagramı ya da reaktans diyagramındaki gerilim kaynaklarının kısa devre edilerek bulunan halidir. Dolayısıyla tek atış şeması verilen bu güç sistemine ilişkin negatif dizi devre diyagramını bu şekilde rahatlıkla çizebiliriz. Sadece gerilim kaynaklarını kısa devre ederek çizeceğiz. Az önce de dediğim gibi bunu zaten ben size ödev 1 olarak verdiğim için bunun detaylarına girmiyorum. Yani buradaki reaktansların yeni değerlerinin nasıl hesaplandığını burada tekrar anlatmayacağız. Ancak sıfır dizi devre diyagramını çizerken ve yeni değerleri nasıl hesaplayacağımızı tek tek söylememiz gerekiyor. Önce baz güç ve baz gerilim değerlerini ne olarak almamız isteniyor? 40 ohmluk hattaki 138 kV ve 50 MV değerlerini baz seçeceğiz. 40 ohmluk hattaki 138 kV'u baz seçiyoruz. Yani şuradaki baz gerilim değerimiz 138 kV. O zaman transformatörlerin dönüştürme oranlarına bakarak yıldız yıldız transformatörlerin dönüştürme oranları 13,8'e 138'miş. Şunlar yükseltici transformatörlerdir. Bunlar indirici transformatörlerdir. Dolayısıyla dönüştürme oranı 13,8'e 138. Bu tarafta ise 138'e 13,8'dir. O yüzden iletim hattındaki baz gerilimimiz 138 kV ise bir nolu jeneratör devresindeki baz gerilimim 13,8 kV. Ve yine iki nolu jeneratör devresindeki baz gerilimim yine 13,8 kV'tur. Şurası da 138 olduğu için 3 nolu jeneratör devresindeki baz gerilim için yıldız üçgen transformatörünün dönüştürme oranına bakalım. Üçgen taraf 6,9, yıldız taraf 138 olduğu için üçgen taraf 6,9. Yani 3 nolu jeneratörün baz gerilimi, yeni baz gerilimi 6,9. 3 nolu jeneratörün pardon, 3 nolu motorun eski baz gerilimi de 6,9'du. Biz yenisini de 6,9 bulduk. Yani motor için baz gerilim değerlerinde değişiklik yok. 1 ve 2 nolu jeneratörlerin eski baz gerilim değerleri 13,2 ama biz yeni baz gerilim değerlerini
13,8 kilovolt olarak bulduk. Demek ki 1 ve 2 nolu jeneratörlerin yeni ve eski baz gerilim değerleri farklı ama 3 nolu motorun yeni ve eski baz gerilim değerleri aynı. Baz güç değerini de 50 megavolt amper yeni değeri olarak alacağız. Eski değerleri de zaten hepsi için ayrı ayrı verilmiş. O zaman şimdi sıfır dizi devresi için reaktans, yeni reaktans değerlerini hesaplarken